Katmanları anlamak. Bu derste katman kavramı hakkında konuşacağız. Katmanlar, AutoCAD'de bir çizimi düzenleme aracı olarak kullanılır. Nesnelerimizi mantıksal katmanlara koyarak çizgi kalınlığını, çizgi tipini ve kontrol rengini olduğu kadar line work yani çizgi çalışmasını da açıp kapama imkanına sahip oluruz. Ekranda mekanik bir örnek var. Bu çizim oldukça karmaşık görünmektedir. Bu çizimin bir kalem ve bir kağıtla yapıldığını hayal edelim. Diyelim size çizimin bir kopyası verildi. Siz de çizime bakıp dediniz ki, harika görünüyor ama bunun boyutları olmayan bir kopyasını alabilir miyim? Fakat burada bir sorun var. Her şey kağıt üzerine çizildiği için bir silgi ya da bir kutu daksil kullanmadan boyutları saklamanın herhangi bir yolu şu an için bulunmamaktadır. Şimdi şöyle düşünün. Geometrik şekil kısmı bir kağıda çizilse ve sonra çizimin üzerine şeffaf plastik bir tabaka koyulsa, ardından da boyutları plastiğin üzerine çizilse nasıl olur? Bu sayede boyut bilgilerinin olmadığı kısmı görmek isterseniz, sadece plastik tabakayı kaldırdığınızda boyutlar kaybolur. Katmanlar aynen böyle çalışır. Her katman bir plastik tabakasını temsil eder ve katmanları çizimlerimizi düzenlemek için kullanabilirsiniz. Örneğin boyutları kendilerine ait bir katmana koyabilirsiniz. Merkezdeki çizgileri ayrı katmanlara koyabiliriz. Notları ya da belirtme çizgilerini kendi katmanlarına koyabiliriz. Mantıksal katmanlara sahip olmak aynı zamanda baskı alanımızda bize daha fazla kontrol imkanı sağlar. Örnek olarak ekrandaki çizim birkaç katman kullanılarak oluşturulmuştur. Diyelim ki bu çizimin çıktısını almak ve bunu da boyut bilgileri olmadan yapmak istiyorsunuz. Bunu yapmak için katmanlar paneline gidip bu açılır menüye tıklayın. Bu katman kontrolünü açar. Menünün içinde bu çizimdeki bütün katmanların listesini görebilirsiniz. Şimdi Dimensions yani boyutlar katmanına inip boyutları kapatmak için sol taraftaki ampule tıklayın. Ardından menüyü kapatmak için de çizim alanına tıklayın. Gördüğünüz gibi boyutlar artık görünmüyor. Şimdi de Center Lines yani merkez çizgi katmanını da kapatacağız. Katman kontrol penceresini açmak için açılır oku tıklayın. Önce merkez şeklin merkez çizgileri kaybolmuştur. Şimdi katman kontrolünü bir kez daha açın. Düğme şeklini içeren katmanı kapatın. Ardından Trigger yani tetik şeklini içeren katmanı da kapattıktan sonra çizim alanına tıklayın. Katmanlar bize baskılarımızın üstünde daha fazla kontrol olanağı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda da çizimlerimizin üzerinde çalışmayı da daha kolaylaştırır. Siz de hak vereceksiniz ki üzerinde yığınla bilgi olmadığında bir çizim üzerinde çalışmak çok daha kolaydır. Bu katmanları tekrar açmak için katman kontrol penceresini açın. Ardından ampullerin her birine tıklayıp katmanları ekranda görünür hale getirin. Katmanları birleştirmek çizimimize daha çok esneklik verir. Eğer çizgi çalışmamızı düzenlemek için mantıklı bir sistem kullanırsak, ekranda şekillerimize bakmak ya da baskı almak için kendimize daha çok seçenek sağlamış oluruz.